kaos ev benim için. Aslında tercih ettiğim değil ama güncel olarak ikisi o bende. Benim materyal seçimim elimdekilerle oluyor. Yani hiçbir zaman ya ben böyle bir iş yapacağım, git ben buna göre materyal toplayayım daha hiç gerçekleşmedi. Hani bu sadece ve sadece işte tarih belli, fuar var, sergi var ve bir iş işte ondan birkaç tane yapmışım. Elimdeki materyal bitmiş, ondan ya da onun mavisinden almaya gitmiş. Ben toplarım. Yani ilgimi çeken, bana konuşan zaten de hep aynı tarz materyaller ilgimi çekiyor. Hepsi farklı farklı ama renkleri, anlatamadığım, bende uyandırdığı hissi aynı olan dünyanın farklı kelimelerini aslında materyal olarak topluyorum. Elindekiyle yapamayan hiçbir şeyle yapamaz gibi bir inancım var. O bana bir kuzenim, benden çok daha büyük yaşında olan bir kuzenim yıllar önce söylemişti. O bende böyle bir din inancı gibi kaldı o cümle. Ve şey mi, elimdekiyle yapamazsam zaten bu iş olmayacak gibi bir bakış açım olduğu için. Halının da ilk çıkışı göbekli halı toplamaya başladım. Ama şöyle gidip almadım. İşte mesela biri halı atmış. Aman aman dedim. Aldım ama asla sermem yere. Onun için değil o yere. Ve bu bende bir şey. Kafamdaki dünyaya ait bir şey. Ama bilmiyorum ne. Hani bir noktada bir şey dönüşecek gibi bir yerden bir gün pirinç tellerle birleşti halı. Halılar benim tamamen işte çocukluğum, çok kişisel bir yerden geçmişe, kendi başına da zaten geçmişe ve tarihe simgeliyor ama benim kişisel hayatımda da o benim için o dönemin simgesi ve o yüzden de sırf göbeklileri kullanıyorum çünkü bizde onlar vardı, babaanne, anneannelerinde onlar vardı, benim için o onu temsil ediyor. Bence çok kişisel bir şey sanatın ne olduğu. Yani bunun bir tabii ki bir sürü terimi var, sanat budur ya da değildir gibi. Benim için aslında iki tarafı var. Bir teknik kısmı, hani zanaatla sanat sorusuna da giriyoruz orada ama zanaatsız sanat olur mu kısmında ben çok yokum kişisel bir yerden. Yani beni etkilemiyor. O zanaat, oradaki o savaşı da görmem gerekiyor. Hani nasıl fikir için bir işin mutfağında bir savaş varsa, o teknik için de bir savaş verildiğinde daha vahşi, daha güçlü, daha ben buradayım diyen bir sanat olduğunu düşünüyorum. Benim çok sembolik bir dilim var bir şey anlatırken. Yani mesela bir film çekiyor olsam audition tape olurdu o. Kuş sembolü de bu ana sembollerinden biri. Zaten kullandığım ana semboller bütün tarihte de ana semboller olmuş şeyler. Dile en kolay yatkınlık verecek, en kolay anlatım. En çok basic 2 kere 2, 4'ten giderek daha kompleks şeyler anlatmayı seviyorum. Kuşlar serisi de çok daha içgüdüsel çıkmış bir seri. Yani o böyle tamamıyla benim kendi kişisel hayatımda ve o kişisel hayatımda tabii ki de yaşadığım coğrafyanın o dönem yaşadığı ülkesel olarak yaşadığımız ekonomik şok etkisi yaratan bir ekonomik değişimden tutun onu getirdiği, yani asla konu cebime giren para ile hiç alakası yok ama imkanların kısıtlanması, bütün umutsuzluğun artması etrafta, daha böyle çaresiz hissederek çok daha çok benimsiz, çok fazla empati kurarak böyle çok 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 fazla karanlık bir dönemde kalıp hani buradan nasıl çıkacağım, nasıl çıkacağız, nasıl çıkılabilir
kim nasıl çıkarabilir? Ben de öyle bir git çok kimde var, ne var, nedir gibi bir yerden iki kafalı kuşlar çıkmaya başladı. Yani bir, o bir hani tek başına olan, yani çok güçsüz hissettiğim dönemde, yani bununla birlikte ancak çıkılabilir gibi bir yerden, çok basit bir anlatımla. Amorf birleşmiş kuşlar, kanat, aslında oradaki olay kanat, kanadığı yüzünden kuşlar ve o uçma hissi, onun artı formu kuranlarla başladı. Hani iki kuşun birleşip artı formunu satan bir ya o anı, tam o beni etkileyen bir kanat açılma anını tasvir etmeyle başlayıp oradan türedi bütün o seri. Hani bizim sektörde, benim bulunduğum sanat ortamında bir kadın sanatçı olmanın net gördüğümüz farkı çok daha rahat etiket yapıştırılıyor bize erkeklere nazaran. Daha net duran ve çok korkusuzca iş üretebilen, kadın hakları hakkında, kadın bedeni hakkında, seks hayatları hakkında daha cüretken işler üretmeye açık olan kadın arkadaşlarımı da bir kere aşırı takdir ediyorum ve muhteşemler. Ama bu coğrafyada maalesef daha tehlike altında oluyorlar. Yani mesela işlerinin ünlenmesiyle tehlike boyutu da artıyor. Ya da işleri sergilenmiyor. Çok iyi işler üretiyorlar. Çok net duruşları var. Hop 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 işler iptal oluyor. Sergiler iptal oluyor. Benim de birkaç tane sergim iptal oldu mesela. Benimki daha farklı konulardan da, ama benim normal hayattaki duruşum yine. Ama bu kadınlara daha rahat yapılabiliyor. Nedeni çözülemiyor. Hem çözülüyor hem de çözülemiyor. Çünkü konu aynı, sebep aynı. Ama çok daha rahat ve etiket yapıştırıyor. Çok daha rahat ön kesiliyor kadınlara. Ya biz aslında bu coğrafyada çok büyük bir savaşın içindeyiz ya. Ve bu savaş çok çok da arttı artık. Şu an 3 örnek versem ayıp olacak kadar çok fazla örnek verilmesi gereken durumlar yaşıyoruz. Ve bu sanat açısından aslında bir malzeme diyebilirim. Yani aslında bu savaş, sanat da bir savaş. Sanat sektöründe bağır olmak çok büyük bir savaş. O üretim haline gelmek, tüm çıplaklığına bir şey üretip çıplak sahneye çıkmayı kabul etmek muhteşem bir savaş. Özellikle de bu coğrafyada, çünkü bir genelleme yapacaksak daha işte aman komşular duymasın kültüründe büyüyen insanlarız. Ve burada da tam tersine duyulmaması gereken şeyleri açığa çıkarmak, tepki göstermekle ilgili. Yani savaş da savaş, her açısı savaş. Her dünyanın her yerinde böyleyken bu coğrafyada bence ekstra bir savaş varken, buna rağmen bunun bunca savaş, bunca farklı kültürü barındıran bir yerden gerektiği kadar farklı diller göremediğimizi düşünüyorum. Sorularımı işe çeviriyor olma durumu bu. Aslında altına çok büyük bir tepki yatıyor. O tepki de aslında eğitim sistemine. Ve bir tek Türkiye'deki değil. Genel olarak modernleşmiş eğitim sisteminde aslında anlatılması gereken en büyük öğelerden biri beynimiz. Çünkü bazı şeylerle savaşmamız, öğrenme biçimlerimiz, yani bütün eğitim sistemi A tipi beyin tipine göre yapılıyor. Disleksiksem, ki o en basit, en yaygın olanı, dikkat dağınıklığım varsa onun seviyesine göre gibi gibi, gitgide çok daha ciddi hastalık denilen aslında beyin çalışma tiplerine göre yani 1-0, 10-0 geriden başlayan bir sistem türü var. Bir, bu kısmına çok tepkiliyim. İkinci tepkili olduğum kısımda bir sürü anlatılması gereken, aslında işimize yarayacak çoğu şeyin o eğitim sisteminde olmayışı nedenlerini de biliyoruz zaten, ama yine de buna bir tepki var ve bunun artık hani bir değişmeye yolu, en azından tepkiler çoğaldıkça belki yeni yollar bulunur, bilmiyorum. Ama mesela benim işte bu korku sergisi, biz ben değiliz sergim, kişisel sergim, o tamamıyla beyin üzerineydi. Hani tamamen ego nedir, sağ ve sol lobumuz bambaşka çalışıyor, aradaki ayrım nedir, yani o kadar önemli ki, çok basit gibi gözüken aslında günlük hayatımızda bir sürü işimiz, yani sinir kontrolünden bir sürü şeyine kadar, bir makine nasıl çalıştığını bilirseniz ona ne yapılmaması gerektiğini bilirsiniz, en azından neye, hangi düğmeye basacağınızı bilmeseniz bile ana hatlarını bilmeniz çoğu şeyi kolaylaştırır. Ve bize, biz öğretilmiyoruz eğitim sisteminde, biz dışında o kadar çok şey öğreniyoruz ki yer kalmıyor zaten bize.
buna çok tepkiliyim. O yüzden de soruları işe çevirip sergilediğim bir sanat pratiğim oluştu. İlham olarak da yani beyin, işte bahsettiğim gibi beynin nasıl çalıştığıyla çok ilgileniyorum. Ya da mesela başka mistik konular, en büyük ikinci konumda mistik konular çok ilgimi çekiyor. Ve bunların şu gibi tarifleri ilgimi çekiyor. İşte büyü nedir? Hani işte cadılık mı, çizgi filmlerde gördüğümüz mü? Onu bunu derken büyü aslında ilk din. Hani Hristiyanlıktan önce, çoğu dinden önce, paganlıktan önce, paganlık witchcraft'tan gelir. İşte bu ilk din ve orada tek bir tanrı yok, bir sürü tanrı var. Her tanrının iki cinsiyeti de var ve üstün bir tanrı yok. Tamamen o an, o günkü ihtiyacına göre tapındığın, o tanrıya göre dualar ettiğin işte bir düzen var ve onun dışında da avukat sensin, doktor sensin. Bir modernleşmiş bir dünya sistemi yok gibi gibi. Bu mistikizm tarihi çok ilgimi çekiyor. Ve bunlara girdiğimde de işte bunları, bütün konuları birbirine bağlıyorum. İşte mesela atıyorum astrolojik bir şey mi baktım, tarotu mu merak sardım. Ona bakıp işte beyinde ne oluyor, neden, işte beyinde ne oluyor derken neden buna inanıyoruz ya da gerçekten böyle bağlantılar var mı falan gibi, bunu iki taraflı araştırıp onun ortasından bir soru çıkıyor, bir konu çıkıyor. Aldığım notlarım da benim haritayla anlıyorum. İşte bir konuyu araştırırken bunu şemalaştırıyorum, haritasını çıkarıyorum. Yoksa aklımda asla kalmıyor. O yüzden ben herhangi bir konuya ilgi duyup okuduğum zaman elimde kağıt kalem, onu ilgimi çeken motifler, ama resim gibi değil, daha çok harita gibi, onu oturtma biçimim var. Aslında o öğrenmem için. Ama onlar da bir şekilde işe dönüşüyor sonra. Böyle.